1981 doğumluyum. Kumar batağına 1988 yılında başladım. Yani bu plak ve video kaset toplama kumar batağıdır. Sonu ucu bucağı yok. Elindekini avucundakini verirsin. Bunları toplarsın. Hoş bir hobi. Tavsiye eder miyim insanlara? Çok tavsiye etmem. Toplamakla bitmiyor. 3000-4000'e yakın kasetim var. 1000'e yakın plağım var. Benim tavsiyem eğer bu işi yapacaklarsa tür ya da müzik türü olarak herhangi bir arşiv yapabilirler. Ama denizin tamamını yüzmeye çalışmasınlar. İlk sinemaya 87 yılında gitmiştim Rambo 3'e. İlk video kasetimi de takriben o yıllarda izledim. O da Kötü Ruh filmiyle Kadir İnanır'ın Kurban filmi. İki filmi izleyerek başladım. Sonra sürekli mütemadiyen film kiralamaya başladım. Değişik yönetmenler tanıdık. Fulci gibi, işte Wes Craven, John Carpenter, korku sineması. 10-12 yaşında ben John Waters, Romero, Wes Craven bütün filmlerini izlemiştim. 12-13 yaşına geldiğimde bütün slasher filmlerini hatim etmiştim yani. O çocuk aklımla bana marjinal şeyler hatırlatan filmler kiraladım. O filmlerin hepsi de meğerse kültmüş. Benim haberim yok. Yani çok sıra dışı Yaşayan Ölülerin Dönüşü mesela. Ben onda kaset bozmuştum. Çünkü 10 defa izledim. Kötü Ruhu, Evil Dead filmini takribi olarak 50-60 defa izledim. Ve mesela her ay gene ben izlerim aynı filmi. Bak şu an ekranda gözüken film. Her ay düzenli izlerim ben bu filmleri. 90'lı yılların ortasında 97 gibi Furya bitti. Furya bittikten sonra ben evlendim. Evlendikten sonra arkadaşım misafirliğe geldi. Bana ya Meto dedi biz Asfalt Kovboy'u izlemiştik hatırlıyor musun dedi. Dedim hatırlıyorum hayal meyal ama dedim hani çok oldu oğlum dedim. Hani üzerinden 10 yıl geçti video kasette kiralayıp izlemiştik. Ne yapacağız ne yapacağız? Bulayım lan dedim alalım onu biz. Video player zaten var izleyelim. Onu buldum sonra Van Damme filmlerini dedim şey olsun nostalji olsun. Van Damme aldık Bruce Lee aldık Chuck Norris aldım. Michael Dudikoff Amerikan Ninja'lar korkuya geçtim. Sonra bir baktık 3000 film olmuş. Ha bir de şu var hayatım boyunca. Video kulüpteki kokuyu aradım ben. O kokuyu bulamadım. Öyle bir koku vardır. Video kaset kiralayan yerlerin kokusu çok cezbeder seni. Ben o kokunun peşindeydim. Asfalt Kovboy'u aldım, o koku aklıma geldi benim. Unutmuştum ben onu. Yani bilinçaltım o kokuyu ve kiraladığım dönemi unutmuştu. Asfalt Kovboy'un benim evime gelmesiyle benim film dönemim başladı. Yani o güzel bir 10 yıl yaşadık. Şu an durdum. Herhangi bir film toplamıyorum. Çünkü materyal kalmadı, bulabileceğim bir film kalmadı. Aklımda da öyle bir anı yok, arayıp burayıp yani ismini bilmediğim hiçbir film kalmadı. DVD, Blu-ray, daha bana şey geliyor, nasıl diyeyim? Mahallenin serseri çocuğu veya sebetadır, mahallenin zengin çocuğu o formatlardır. Biz mahallenin serseri çocuğunun yanındayız ya, mahallenin zengin çocuğu yanında değiliz. Çünkü zaten erişebiliyorsun bütün filmlere. Ya bu filmlerin hepsine de erişebiliyorsun ama veya senin hepsine erişemezsin. Ya bende olan filmlerin yarısı internette bulamazsın yani. Mümkün değil. Bir de ayrıyetten dünyanın en iyi dublajıdır. Video kaset dublajı, Türklerin yaptığı dublaj, 80'lerde üretilen veya ve Betamax'lardaki dublaj dünyanın en iyi 1-2 dublajından biridir. Kapat şunu. Anlaşmak yok. Kapat şunu. Anlaşmak yok. Köklerine bağlı bir insanım ben. Yani var olduğum, doğduğum, büyüdüğüm arkadaşlarıma, materyallere, küçücük evimiz var onlara, video player'lara bağlı bir insanım. Tabii ki o görüntüler benim bilinçaltımda 4K görüntü kalitesi veriyor bana. Niye veriyor? Çünkü ben yaşanmışlıklarım var. Yani yaşanmışlığın yoksa veya Betamax'ı zaten kiralamanın bir esprisi yok. Sadece kapaklar için kiralayıp toplayabilirsin. Çünkü çok güzel çizim kapaklar var. Bulamazsın. Orijinal tek ya. Örneğin bazı kasetler 50 tane basılmış. O 50 tane basılan kasetten bir tanesi senin elinde. Mesela bir video kasetin bende şeyler oluyordu. Kiralayan insanlar. Ya bir hikayesi var ya. 30 kişi kiralamış ve isim soy isim yazılmış. Şu tarihte şu kişiler evlerini alıp kiralamış. İzlemişler, gülmüşler, eğlenmişler. Hepsinin bir ruhu var. Hepsinin bir enerjisi var. Yani mesela kiralıyorum Ölüm Oyunu Bruce Lee'nin. Ya kim bilir kimler izlemiş evinde. Hangi çocuklar izlemiş, mahalle çıkıp oyunlar oynamışlar o filmi izledikten sonra. Genelde biz de yapardık onu, film izleyip dışarıda. Tabii birbirine tatbik etmemeleri lazım çocukların. Biz tatbik ediyorduk birbirimize. Örneğin Van Damme, ya ben Kan Sporu'nu 7 defa izledim bir gün içerisinde. Görüntü kalitesi o yüzden benim için çok önemli değil. Yaşanmışlık önemli. Benim asıl amacım koleksiyonumda belli bir dönem Türkiye'de üretilen sanat eserlerinin bir sonraki nesle aktarılması. Yani kesinlikle maddi kaygı güderek toplamadım bunları.
Evet, bazen bazı dönemlerde satayım diyorum, arşivimi boşaltayım diyorum. Bazen sinirleniyorum çünkü yer yok, bıkıyorsun. Ama yok. Türkiye'de üretilen materyallerin de bir sonraki nesle aktarılması bence kutsal bir şey, kendi görüş açıma göre.